Türkiye, savunma sanayi ve havacılıkta son yıllarda yakaladığı ivmeyi her geçen gün ileri taşıyor. Gelen son rakamlarda bu durumu kanıtlar nitelikte. İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanıyor. Savunmadaki Türkler programı savunma sanayide elde edilen tarihi ihracat başarısını gündemine aldı. Son yılların savunma sanayi noktasında ve havacılıkta en dikkat çeken ülkelerinden biri olan Türkiye, tarihi bir dönem yaşıyor. Teknolojiyi artık sadece kullanan bir ülke olmaktan çıkan Türkiye, atılan çok sayıda adımla onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumuna da hızla yükseldi. Bunun en net göstergesi ise savunma sanayi alanında ortaya konuldu. Öyle ki son 10 yılda Türk şirketlerin gerçekleştirdiği ihracat tam olarak %224 artmış durumda. Tabii bu artışta tüm dünyanın konuştuğu İHA ve SİHA'ların payı ise hiç şüphesiz çok büyük. Yakın tarihte Türk İHA ve SİHA'ların içeride ve dışarıda gerçekleştirdiği tarihi operasyonlar tüm dünyanın da dikkatini yakından çekmişti. Söz konusu bu ilgi, teknik üstünlük, performans ve fiyat avantajlarıyla ikili görüşmelerinde kapısını araladı. Geleceğin teknolojilerine sıfırdan yatırım yaparak zaman kaybetmek istemeyen ülkeler alım için sıraya girdi. Havada destan yazan Türk İHA ve SİHA'ları Katar, Ukrayna, Libya ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kazakistan, Bulgaristan, Sırbistan, Tunus ve son olarak Suudi Arabistan'sa alım için sıraya girmiş durumda. Öte yandan Türk savunma ürünlerine yönelik ortaya çıkan bu yoğun ilgi 2021 yılının ilk 6 ayına ilişkin ihracat rakamlarına da yansıdı. Türk savunma sanayi geçtiğimiz yılın 6 ayında 138 ülkede Türk bayrağını dalgalandırırken ihracat yaptığı ülke sayısını 169'a yükseltme başarısını elde etti. Yılın ilk yarısında sektör %45 artışla 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracata imza attı. En fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasındaysa zirvede Amerika yer aldı. ABD'ye 582,1 milyon dolarlık ihracat yapılırken ABD'yi sırasıyla 163,9 milyon dolarla Azerbaycan, 109,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Söz konusu dönemde Azerbaycan'a yapılan ihracattaki artışsa %1625 ile dikkat çekti. Öte yandan 2030 yılına kadar en çok performansını artıracak sektörler arasında ilk sıradaysa savunma ve havacılık sektörü yer alıyor. Sektörün bu süre zarfında %400 büyüyeceği öngörülüyor. %400'lük büyümede ihracatın 10 milyar doların üstüne çıkacağını gösteriyor. 2030 yılında sektörel sıralamada savunma sanayinin 13. sırada yer alacağı da tahmin ediliyor. Türkiye'nin 2016-2020 yılları arasında gerçekleşen silah ithalatı ise 2011-2015 yılları arasındakine kıyasla %59 azaldı. Böylece Türkiye ithalat sıralamasında 6. sıradan 20. sıraya indi. Aynı dönem aralığının başında ABD'den ithalat yapan ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer alan Türkiye'nin son verilere göre ABD'den yaptığı ithalat %81 oranında azaldı. Böylece Türkiye söz konusu sıralamada 19. sıraya geriledi. Diğer taraftan dünyanın önde gelen 100 savunma şirketinden 7'si Türk şirketiyken bu şirketlerin 5'i ise son 5 yıl içinde bu listeye girmiş durumda. Halihazırda 60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayi projesi yürütülürken istihdam edilen kişi sayısı ise 80 bin civarında. Sektördeki gelişmeyi yorumlayan uzmanlar yapılan satışların dış ticaret açığına da çok büyük katkı sağlayacağına dikkat çekerken yakın gelecekte Türkiye'nin savunma tarafındaki çok sayıda alanda tamamen bağımsız hale geleceğinin altını çiziyor.